Bu Kur'an nimeti için Allah'a şükretmek istiyorsanız, bu ayet-i kerimenin kalan kısmına iyi kulak verin. Madde 1. فَلَا تَكُونَنَّ زَه۪يرًا لِلْكَافِر۪ينَ Sakın kafirlerin destekçisi olmayı Muhammed. Allah sana bu Kur'an'ı indirdi. Allah sana merhamet etti. Sakın ama sakın kafirlerin destekçisi olma ey Muhammed. Kafirlere arka çıkma ey Muhammed dedi Allah Azze ve Celle. Bu bir. Kafirlere dost olmayacaksınız. Kafirleri sevmeyeceksiniz. Kafirlere arka olmayacaksınız. Bırakın onlara destek olmayı. Onların varlığından rahatsız olacaksınız. Onların varlığı size huzur vermeyecek. Eğer onlara destek olmayı bir kenara bırakın, onlara meyleder ya da onların varlıklarından memnun olur, rıza gösterirseniz وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sakın zalimlere meyletmeyin. Sakın kafirlere meyletmeyin. Sakın onların varlığından ötürü kendinizi rahat hissetmeyin. Rukun, sukun anlamına gelir. Yani onların varlığından dolayı kendinizi rahat hissediyorsunuz. Kendinizi mutmain hissediyorsunuz. Razı oluyorsunuz onların varlığından. Sakın bunu yapmayın. Bunu yaparsanız ateş size dokunur. Allah'ın dışında hiçbir yardımcınız olmaz. Ve Allah size yardım etmez, yardımsız bırakılırsınız diyor Allah Azze ve Celle. Şükür bir, Kur'an nimetine şükür. Kafirlere yardımcı olup onlara arka çıkmayacaksın. Madde 2. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ Allah sana ayetlerini indirdikten sonra sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Kafirlerin seni Allah'ın kitabından uzaklaştırmak için oynadıkları tuzaklara, oynadıkları oyunlara gelmeyeceksin. Allah'ın kitabına dört elle sarılacaksın. Allah'ın kitabından yüz çevirmeyeceksin. Hiçbir şeyi Allah'ın kitabına alternatif kabul etmeyeceksin. Niye? Allah'ın sana verdiği bu Kur'an'a nimet olaraktan. Kafirler seni Allah'ın kitabından alıkoymak için her yolu deneyecekler. Her işi yapacaklar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Kafirler insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını infak ediyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Mallarını infak ediyorlar. Yani para harcıyorlar. Film çekiyorlar, gazete çıkarıyorlar, roman çıkarıyorlar, kitap çıkarıyorlar, artistleri finanse ediyorlar, futbol takımlarını finanse ediyorlar, şarkıcıları finanse ediyorlar. Bunların hepsi niye? İnsanlar bunlarla ilgilensin, bunlarla meşgul olsun, Allah'ın ayetleriyle meşgul olmasınlar diye. Niçin yaratıldıklarını unutsunlar diye, boş işlerin peşinden gitsinler diye. Nasıl ki Mekke'de gidip de para verip İran'dan masal kitabı alan, getirip o masal kitabını Kabe'nin yanında okuyan adamlar vardı. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يفِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ İnsanlardan bazısı boş sözü parayla satın alır, insanları ilimsizce Allah'ın yolundan saptırmak için. Mekke'de böyle kafirler vardı. Parayla masal kitabı alıp, getirip masal kitabını okuyup, insanların peygamberin ayetlerini okumasına kulak vermesini istemeyen, insanları Allah'ın yolundan saptıranlar vardı. Bugün de var kardeşlerim. Her türlü yolu deneyip insanları Allah'ın kitabından uzaklaştırmak istiyorlar. Sen ne yapacaksın? Hayır diyeceksin. Ben Allah'ın bana indirdiği bu Kur'an nimetine şükür olarak sizin beni Allah'ın yolundan alıkoymaya çalıştığınız bütün yöntemleri ayağımın altına alıyorum. Evimin dışına atıyorum. Hayatımın dışına atıyorum. Ve ben Rabbimin kitabıyla meşgul oluyor, sizin beni aldattığınız şeylerle meşgul olmuyorum diyeceksin. Şükür edebilmen için ikinci madde budur. 3. وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ İnsanları Rabbine davet et. İnsanları Allah'a çağır dedi Allah Azze ve Celle. Eğer Allah'ın nimetine şükretmek istiyorsan davet yapacaksın. İnsanları Allah'a davet edeceksin. Emri bil ma'ruf yapacaksın. Nehy anil münker yapacaksın. Tek kalsan bile İnsanları uyaracak, hakkı ve hakikati söyleyeceksin. Dilsiz şeytan olmayacaksın. Korkmayacaksın. Korkmayacaksın. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkını insanlara anlatacaksın. Zindana girmekten, sürgün edilmekten, elindeki imkanların elinden alınmasından çekinmeyeceksin.
benim Rabbim Allah'tır diyeceksin ve insanları Allah'a davet edeceksin. Niye? Allah'a şükretmek için. Öyle oturduğun yerde eline bir tesbih alıp Allah'a şükredemezsin. Subhanallah, subhanallah, estağfirullah, elhamdülillah, 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 elhamdülillah demekle hiç kimse Allah'a şükretmez kardeşlerim. Allah'a şükretmek istiyorsan amel yapacaksın. Ortaya bir amel koyacaksın. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Rabbinin yoluna insanları davet et. Rabbine çağır insanları. Davet ederken de bir partiye çağırmayacaksın. Bir hocaya çağırmayacaksın. Bir cemaate çağırmayacaksın. Bir kitaba çağırmayacaksın. Sadece ve sadece insanları Allah'a çağıracak, insanları Allah'a davet edeceksin. Eğer Allah'ın nimetine şükretmek istiyorsan. Başka? Son olaraktan وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve sakın müşriklerden olma ey Muhammed. Ve sakın Allah'a şirk koşan müşriklerden olma. Senin Allah'ın sana bahşettiği hidayete karşı ortaya koyacağın en büyük şükür, senin tevhidini muhafaza edip hiçbir surette tevhidine şirk bulaştırmamandır. Allah Azze ve Celle Peygamberimize öyle diyor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Kardeşlerim, peygamberler Allah'a şirk koşar mı? Peygamberler Allah'a şirk koşmaz. Allah'a şirk koşacak olsalar, Allah onları peygamber olarak göndermez zaten. Burada Allah ne diyor biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana söylüyorum, ey ümmet siz anlayın diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle burada mesajı bize veriyor. Allah peygamberine Kur'an-ı Kerim'de şunu dediğinde, وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kasem olsun sana ve senden öncekilere vahyedildi ki, eğer Allah'a şirk koşarsan, yaptıklarının hepsi boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Allah peygamberimize bunu dediğinde, peygamberimiz Allah'a şirk koşacağından dolayı değil. Peygamber Allah'a şirk koşmaz. Sen Allah'a şirk koşabilirsin. Sen böyle bir tehlikeyle karşı karşıyasın. Sen imanını muhafaza edeceksin, ona şirk bulaştırmayacaksın. Peygamberler en fazla korktukları şey kardeşlerim, Allah'a şirk koşmaktı. Onun için tevhidin imamı olan peygamberlerin babası İbrahim, elini kaldırdığında Allah'a diyordu ki, وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ Ya Rabbi, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan muhafaza et. Bizleri putlara tapmaktan uzak tut diyordu. Hiç böyle dua ettin mi Allah'a? Seni ve zürriyetini putperest olmaktan koruması için, seni ve zürriyetini müşrik olmaktan koruması için Allah'a dua ettin mi? Yoksa kibre mi kapıldın? Yoksa sen de Karun malıyla böbürlendi, sen de tevhidinle mi böbürlendin? Ya bu saatten sonra puta mı tapacağız dedin? Bu saatten sonra gidip Atatürk'ün putunun önünde huzura durup ata binsin deyip putperestlik mi yapacağız dedin? Bu saatten sonra gidip türbelerden, gidip kabirlerden yardım bekleyecek, gidip onlara elimizi sürecek, onlardan medet umacağız mı dedin? Sen de tevhidiyle kibirlenen, tevhidiyle Allah'a karşı büyüklenen, tevhidiyle Allah'a minnet eden bedbahtlardan mı oldun? Peygamberler tevhidin imamı olmalarına rağmen Allah'ım beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan muhafaza eyle diyordu. Dua edeceksin Allah'a. Ümmü Seleme'ye sordular. Peygamberimiz en fazla nasıl dua ederdi dediler. Dedi ki peygamberimizin en fazla yaptığı dua Allahümme ya mukallibel kulubi sebbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım, kalplerimizi senin dinin üzere sabit kıl. Müminler, Kur'an'ın muhkemine tabi olanlar Allah'a şöyle dua ederler bu Kur'an'a tabi olduktan sonra. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Rabbimiz, bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bizi yamultma, bizi istikametin dışına çıkarma. Kur'an'a tabi olduktan sonra Allah'a böyle dua ederler. Niye? Çünkü sapıtmaktan korkarlar. Hidayet nimetini kaybetmekten korkarlar. Servet sahibi insanlar servetlerini niye kilitli kasaların içerisine koyuyorlar? Niçin servet sahibi insanlar şifreli yerlere paralarını koyuyorlar? Hatta artık bununla da yetinmiyorlar. Bu da onları rahatlatmıyor. Götürüyorlar servetlerini, bunun için inşa edilmiş olan bankalara koyuyorlar. Çünkü bir şeye değer veriyorsan onu kaybetmekten korkarsın. Bir şeyi hayatın kaynağı olarak görüyorsan onu kaybetmekten korkarsın. Ve onu muhafaza etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koyarsın. Eğer sen de tevhidsiz yapamayacağını düşünüyorsan,
tevhidin senin en büyük sermayen olduğuna inanıyorsan, onu şifreli kasalarda muhafaza edeceksin. Onu şeytanların, onu nefsin ve vesveselerin ulaşamayacağı bir yere koyacaksın. Bunun birinci yolu da Allah'a bol bol dua edeceksin. Allah'ım beni müşriklerden kılma, beni tevhid ehlinden kıl, beni şirke meyletmekten muhafaza et diye içinden gelerek yalvararak Allah'a dua edeceksin. Onun için Allah peygamberimize ne diyor? وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden olma ey Muhammed.